Ukrayna'nın geleneksel olarak en ünlü yemeği, daha doğrusu çorbası yemeği, borç çorbası. Peki dedim, Kiev'de çok güzel bir Türk restoranı var mı? Hem Türk yemeklerini tadabileceğimiz hem de borç çorbasını bizim damak zevkimize uygun bir şekilde tadabileceğimiz. Ve burayı gösterdiler adres olarak. Daldım mutfağa. Önce evet. Sizi bir tanıyalım. Merhabalar, adım Muhammed. 5 senedir buradayız. Mangal olarak 4 senedir çalışıyoruz. Şu anda belli bir ismi, belli bir mesafeyi kat etmiş durumdayız. Avrupa yemekleri, Ukrayna yemekleri ve Türk yemekleri olarak zaten restoranımızın adı Mangal Restoran olarak geçiyor. Tabii bunun yanında Ukrayna misafirimiz olduğu için Ukrayna yemeklerini de servis yapıyoruz. Türkiye'den gelen misafirlerimiz de burada borç çorbasını genelde isterler. Kaynadı. Şimdi çok kalabalıktı. Biz özellikle geç geldik. Dedim ki sakinlesin, hem sizin böyle başınız da kalabalık olmasın. Ama dedim eğer borç çorbası bitti derseniz o zaman yandınız. Bu tencereyi benim için ayırdılar. Ve büyük an geldi. Nerede? Yukarı mı çıkalım? Ha, buyurun yukarı çıkalım. Tamam. Hem yemeği doldururlar, siz orada tadına bakarsınız. Birazdan çorbamız gelir. Şey, dili kaç yılda söktünüz? Ben aşağı yukarı 6 ayda artık konuşmaya başladım. Yani ilk 6. ayda. Rusça mı, Ukraynaca mı? Rusça. Genelde burada Rusça konuşuluyor. Yani insanlar kendi aralarında Rusça konuşuyor. Sadece resmi yerlerde Ukraynaca konuşuluyor. Ukraynacayı da anlıyoruz artık. Ama tabii bu çok zaman istiyor. Çünkü ilk önce bize kendileri, daha doğrusu, Rusça öğretti, öyle diyelim. Yani şu anda yazıyorum ve konuşuyorum. Ve bizim yanımızda çalışan bütün personeller, yöneticiler dahil, herkes Ukraynalı. Tek Türk yönetici benim. O da Türk restoranı olduğundan dolayı. Şimdi borç çorbası zaten buranın en ünlü yemeği. Evet. Ama biz onu genelde şeyle yapıyorlar, domuz etiyle yapıyorlar. Aynen. Ama bizim helal mutfak olduğu için evet, dana etiyle yapıyoruz. Ukraynalılar sizin yaptığınız halini de sevdi mi? Evet, beğeniyorlar. Ya bizim şu anda zaten misafir kapasitemizin %60'ı Ukraynalı. Öyle diyelim. Sadece Türkler gelmiyor. Yok, sadece Türkler değil. Türkler, Çeçenler, Azeriler, Araplar, Gürcüler, Kırım Türkleri biliyorsunuz şu anda burada. Ukraynalılar, öyle bir genelleme. Yani Avrupa'ya bir restoran oldu diyelim. Bizim mutfaktan en çok neyi seviyorlar? Bizim mutfakta şu anda en çok sattığımız içli köfte. Evet. Sevdiler içli köfteyi. Evet. Yani şu anda bizim rekortmenimiz içli köfte ve mercimek çorbası. Aynı şekilde bizim kendimiz ekmeğimizi yapıyoruz burada. Onlar da aynı şekilde gidiyor. Ekmek, lahmacun, pide çeşitleri. Bizim zaten şu anda menümüzde 74 çeşit Türk yemeği var. Biz şimdi et olarak Türk usulü ne yiyeceğiz? Dana pirzola yiyeceğiz. Borç çorbası içeceğiz. Dana pirzola yiyeceğiz. Evet. Sonra karşılaştıracağız. Hepsine puan vereceğiz. Evet. Şimdi bu yoğurt değil mi? Maydanoz. Eşkimsi yoğurt, maydanoz. Kırmızı olmasının da nedeni şeker pancarıyla yapılıyor. Domates değil. Yok. Pancarla yapıldığı için. Bugün neler öğrenmiş. Bunun içine döküyoruz değil evet, mi? Evet, içine döküyorsunuz. Bizim ayrı yapmamızın sebebi bazı insanlar maydanoz ve yoğurtu kullanmıyor. İsteyen koysun diye ayrı yapıyoruz. Ama yani o kadar güzel geliyor ki, yani insanın yoğurt sevmese bile koyası geliyor içine. Çok güzel. Bu
ince ince şeyler de pancar mı? Evet. Hepsi ince ince doğranmış. İşte dana eti. Çorbada bu kadar güzel durduğunu hiç yani tahmin etmezdim duracağını. En meşhurları içinde tabii patates falan da var onun. Patates yemekleri çok meşhur diyelim. Çünkü pancar var, patates var. Dana eti var. Salça var, domates salçası. Ama şey, rengi verecek kadar değil değil mi? Aslında o pancar yoğunluğu. Pancardan oluyor. Yoğunluğunu, rengini asıl pancardan alıyor. Başka baharat? O kadarını... Zorlamayayım. Gerçek mutfağı olsa tamam da ama Ukrayna genelde onlar servis yapıyor. Burada ekmekler çok daha farklı hazırlanıyor. Yani kendi yapımlarında baton denen bir ekmekler var. Bizim somun ekmeğe benzer. Ama biraz şey oluyor, sertimsi oluyor. Yani bizim insanımız yemekte zorluk çekiyor, öyle diyelim. Hatta burada bizim Türk misafirlerimiz geldiği zaman paket alıp eve götürüyorlar falan. Ya. Ramazan'da işte Ramazan ekmeği gibi yaptırıyorlar. Amanın. Dana 110 olmuş. Danamızı bizim kendi kasabımız var burada. Kendisi gidip etleri kesiyor. Buraya getiriyor. Ustalarımız burada eti parçalıyor, sosluyor. Açık mangal ateşinde pişirip servisini yapıyoruz. Hijyen konusunda hiçbir şeyiniz yok yani, yok. Soru işaretiniz. Kendi işimiz olduğu için, kasap da kendimizin olduğu için o yüzden bir soru işareti kalmıyor. Türk misafirlerimiz Türkiye'de bile bazen böyle et yemiyoruz. Doğrudur valla. Turistler de aynı şekilde katılıyorlar bize. Çok sıcak, nasıl yiyeceğim diyordum. Isırdım, hemen koptu. Normalde böyle çekersin gelmez ya. Bu konuda aslında biz burada biraz daha gol yiyoruz. Yani nasıl? Türkiye'dense burada daha çok gol yiyoruz. Çünkü insanlar burada o beklentileri yüksek oluyor. Çünkü restoranı dediğiniz biraz zaman bir Türk restoranı biraz daha beklenti değiliz. Yüksek oluyor ve bunu gerçekten sert et verdiğimiz anda insanlara sorun yaşayabiliyoruz burada. Misafirlerimiz de diyelim. Yok, rahatlıkla gelebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Çok güzel vallahi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ukrayna'da bir kelime vardır. Eğer taksici sizin mekanınızı biliyorsa gerçekten tanınıyorsunuz demektir. Şu anda taksiye binip mangal dediğiniz zaman buraya gelebiliyorsunuz yani. Süper. Evet. Valla pilav da 10 numara. Pilav da çok güzel. Ev kim yapıyorsa. Diyelim. Ev hanımı derken sadece pilav yapıyor ya, gidiyor mu? Bütün mezeleri o yapıyor. Ha. Evet. Yani sadece bizim, onları yapmaya geliyor. Akdeniz mutfağı olduğu için bir de size hediye getirmişler lahmacun. Kim yapıyor? Bunu ev hanımı yapmıyor. Yok, Halil ustamız var bunu. Malatya'da bir ustamız var burada. O yapıyor şu an içeride. Taş fırınımız var bizim burada. Türkiye'den getirdik. Var ya, Kiev'in merkezinde yediklerimize bak yani, inanamıyorum. biz merkezi çok uzak olmamızın sebebi bütün herkese tanıtmaktı. Bizim bir de öğlen yemeği burada veriyoruz. Daha çok ofislerde böyle catering yemekler gibi yemekler veriyoruz. O yüzden insanlar daha çok benimsesin diye. Yani farklı seçenekler söylüyoruz. Biz öğlen yemeğinde kuru fasulyesine kadar, işte musakkasına kadar her şeyini servis yapıyoruz burada insanlara. Ve gerçekten beğeniliyor. En çok sattığımız ürünlerden, tatlımızdan daha doğrusu künefe. Çok tanıdık geldi bana. Ben bunu yersem var ya patlarım. 3 tabak yemek yedim. Gelmişsiniz. Uzun yoldan geldiğinizi söylediniz siz de. Sonra 3 gün yemek yemeyeyim değil mi? Biz unutmasınız, öyle diyelim. 3 gün boyunca nasıl? Emin olun, unutamayacağım. Yemek programlarında falan böyle yerler, ay çok güzel falan derler ya. Evet. Ay iğrenç olmuş, kapatın burayı diyecek halleri yok tabii diye. Ben de ne saçma programlar bunlar derim ama gerçekten çok güzel. Çok hafif. Afiyet olsun.
Yemek yapmak tamam bir meziyet ama bu malzemelerin en güzelini buralara kadar getirtmek ayrı bir şey. O daha zor aslında. Önemli olan getirmek aslında, yapmakta, servis yapmakta çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama gerçekten malzemeleri buraya getirirken biraz sıkıntı yaşıyoruz tabii. Ama bir şekilde hayat çok güzel, işinizi güzel yaparak devam ediyor. Şimdi biz Türk olarak da burada bir adımızı yürütmek zorundayız. Hı hı. Çünkü elimize aldığımız bir bayrağımız var. O bayrak altında inşallah insanlara Türkiye'yi burada daha iyi iletmek için, daha iyi anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Elinize sağlık. Bundan sonrası için de size hayırlı işler diliyorum. İnşallah turist olarak gelirsem yine kapınızı çalarım. Sağ olun. Ayrıca bizi davet ettiğiniz için ve bu kadar güzel ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağlık.